Arkadaşlar hepinize bir kez daha iyi günler. Şimdi bu bir rutin gözlemci olarak Türkiye coğrafyasında en selektif şekilde ifade edebileceğimiz gözlemlenen deprem bölgelerinden birisi. Bu Suğla Gölü'nün güney-batı kesimiyle ilgili olarak tecrübelerime istinaden bir takım açıklamalarda bulunacağım. Yani birçok çevre bu bölgedeki depremler konusunda yani işte tektonik açıdan ele alındığında oldukça farklı bir bölge olması nedeniyle buradaki gelişimler hakkında bilgi talepleri söz konusu olabiliyor. Bir jeofizik mühendisi olarak bu tip çevrelerin ihtiyaçlarına da bu çerçevede yanıt vermiş olalım. Şimdi arkadaşlar işte yine bu bölgede şöyle yeşille ifade etmeye çalıştığımız son 30 günlük sismik aktivite verisi doğrultusunda değerlendireceğiniz üzere olaylar söz konusu şu bölgede. Şimdi bu bölgenin işte bir genel topografik özelliklerini Google Earth ile birlikte şöyle genel karakteristiğini bir çıkardım. Yaklaşık olarak 10 kilometrelik bir yatay uzunluk dikkate alındığında yani 2000 metrelerden Suğla Gölü'nün bulunduğu yaklaşık bölgeyi referans aldığımızda 1000 metre olmak üzere 1000 metrelik bir yükseklik farkı söz konusu. Yine buradaki işte yükseklik profiline baz alarak bir çalışma ele aldım ben şimdi. Genel olarak arkadaşlar tecrübeme istinaden ben şöyle ifade edeceğim. İşte şu bölgelerde ifade etmeye çalıştım. Bu profil bölgeleri içerisinde karstik morfoloji sahaları söz konusu arkadaşlar. Yani burada tabii temsilen bunları gösterdiğimi ifade edeyim. Genel olarak bu yükseklik profili içerisinde karstik morfoloji sahaları yer alıyor. Ve yine şu kısımlarda da temsilli olarak ifade etmeye çalıştım. Bu karstik morfoloji sahalarının oluşturmuş olduğu yeraltı deşarj yapıları söz konusu. Bu yeraltı deşarj yapıları işte yüzey sularının genel olarak bir bağlantı şeklinde yanal yönde birleşip bir işte hidrolik bir sifon yapısı şeklinde yer altında önemli boşluk yapıları oluşturarak uygun bölgelerden işte dışarıya deşarjın olduğu alanlar şeklinde ifade edebiliriz. Yani burada da bunları ifade etmeye çalıştım şuradaki yapılarda da genel itibariyle. Yine Google haritamıza dönecek olduğumuzda bu bölgede arkadaşlar şu sahada bir mağara bölgesi söz konusu. Tınaztepe mağaraları olarak geçen bir alan söz konusu şu sahada. Yani şimdi o bölgeyi referans aldığımızda birçok yayın söz konusu internette yapacağınız aramalarda gözlemleyeceksiniz. Genel olarak işte morfolojik yapılar anlamında olsun, başka türlü özellikler anlamında olsun birçok yani doyurucu bilgiler edinebileceğiniz sayfalar söz konusu. Bunlardan birisini de şu anda ekranda görüyorsunuz. Yani açıklamalarımı destekleyici o bölgedeki mağara oluşumu ile ilgili olarak şu anda görmüş olduğunuz ekrandaki bilgiler açıklamalarımı da destekleyici olması yönüyle oldukça ilgi çekici. Onu da belirteyim. Yani sonuç olarak arkadaşlar şunu ifade etmemiz gerekecek ki bölgede işte yüzey sularının çeşitli şekillerde sebeplerle yer altına deşarjından kaynaklı gelişimlerle ilgili depremler olduğunu tecrübelerime istinaden özetlemem mümkün. Buradaki deprem olayları kısaca hidrolik gelişimle ilgili işte bu karstik morfolojinin getirmiş olduğu hidrolik gelişimle alakalı deprem olaylarıdır. Benim tecrübelerim doğrultusunda bu şekilde ifade etmem mümkün.